Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik maç önü videomuzu çekiyoruz. Başakşehir maç öncesindeki son gelişmeleri değerlendireceğiz. Muhtemel 11'i konuşacağız. Trabzonspor takımında çok önemli sakatlıklar yaşamaya devam ediyor. Bu sakatlıklar neden olabilir? Neden bu kadar çok sakat veriyoruz? Bütün bunları değerlendireceğimiz, yorum yapacağımız bir video geliyor arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. 61 bine çok az kaldı. Müthiş bir hızlı yükselişimiz devam ediyor. Bir an önce 61 bine gelelim. Sizlere ben formalarımı vermek istiyorum. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bir de lütfen videomuzu izleyen özellikle Trabzonsporlu dostlarımızın kesinlikle abone olmasını rica ediyorum. Aynı zamanda da bildirimlerinizi açarsanız, hani bildirimler size gelsin, daha çabuk haberdar olun. İstediğiniz zaman gene izleyebilirsiniz ama bildirimleri açın. Bugün Giray videoyu atmış değil. Genelde bir tane, iki tane minimum atıyorum günde video. Düzenli video atmaya çalışıyorum elimden geldikçe. Gündemi sıcağı sıcağını sizlere duyurmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar, Trabzonspor takımımızın iki stoperi sakatlandı. Özellikle Edgar sezonu kapattı. Gervinho sezonu kapattı çapraz bağdan. Edgar sezonu kapattı çapraz bağdan. Hani bu çapraz bağ sakatlıkları biraz talihsizlik diye düşünüyorum ben. Hani biraz genetik yapıyla alakalı, birazcık talihsiz pozisyonlardan dolayı olabiliyor. Ayağın çime takılabiliyor. O anda bir güçsüzlükten dolayı olabiliyor. Tamamen talihsizlik olarak nitelendirebiliriz bu sakatlığı. Hani mesela Vitor Hugo'nun adli sakatlığı yorgunluğa bağlı, antrenman metoduna bağlı sakatlıklardır. Birinci derece yırtık var Vitor Hugo. 1-2 hafta, belki de hani Ocak'tan sonra biliyorsunuz ara var. Çok uzun bir ara olmasa da Vitor Hugo yetişir diye düşünüyorum ben. Hani Vitor Hugo'nunki klasik kas ağrısı. Ama işte bu çapraz bağlar biraz talihsiz oluyor. Sezonu kapatıyorsun. Sezonu kapatıyorsun. Geri dönüşün nasıl olacak? Çok fazla düşündürücü sakatlıklar arkadaşlar. Benim dikkatimi çeken detay, Trabzonspor takımımızın hemen hemen her hafta bir veya iki tane sakat vermesi. Antrenmanda sakat veriyor, maçta sakat veriyor. Şimdi hep aynı oyuncular oynuyor gibi düşünüyoruz. Hep aynı oyunculara yük biniyor. Yoğunluk var diyoruz ama bakıyorum şimdi Konyaspor takımı da hep aynı oyuncularla oynuyor mesela. Şimdi Başakşehir'e bakıyorum, onlar da hep aynı oyuncularla oynuyor ama nedense bizim takımımızda çok fazla sakatlık var. Öncelikle ben Abdullah Avcı'nın bir transfer kadar önemli olduğunu düşünüyorum bu konunun. Abdullah Avcı'nın tecrübeli bir teknik adam. Biz haddimize değil belki burada konuşmamız bu konu. Abdullah Hoca mutlaka bunu araştırıyordur ama bilimsel çalışan, bilimsel testler yapan, sakatlık riskini ölçen, antrenmandaki kalp atımını ölçen, nefesi ölçen bir teknik adamın bu kadar çok sakatlığın sebebini de şu ana kadar çözmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Şimdi ben Edgar'ın sakatlığıyla alakalı demiyorum makamını. Genel anlamda şimdi ben Cani'nin Adele sakatlığını yaşadık. Marek Amşik Adele, Abdülkadir Ömür Adele, Hüseyin Türkmen Adele, Tronsen Adele, Gervinho çapraz bağ, Edgar çapraz, Vakayeme Adele, sonra diz, Erce Adele, Perez diz, Bakasetas diz, Parmak Adele, Dorukan Adele, Koita Adele, Dansville Adele. Yani arkadaşlar bütün takımı saydım ya, saymadım Cornelius, Yunus başka benim aklıma gelmedi yani. Yusuf Sarı ya aklıma gelmiyor. Takımın hepsi ikişer üçer maç yoklar ve Allah'tan kaliteli bir kadro, rotasyonlu kadro, oyuncular özverili, oyuncular kendisini hazır tutuyor. Abdullah Hoca tabii ki de hazırlıyor oyuncuları. Ama burada bir yanlışlık var. Bana göre bizim bu sakatlık durumuna, Adele sakatlığını minimuma indirmemiz lazım. 2 oyuncu, 3 oyuncu, yani bir kadroyu veriyoruz. Teridman'ın da 2 tane oyuncu yok. Adele ağrısın. Mesela son maç Vitor Hugo gitti, oynayacak diye konuşuyoruz. Vitor Hugo yok. Bu beni biraz canımı sıkıyor. Sizler de bana bununla alakalı çok fazla soru soruyorsunuz. Bu sakatlıklar neden olabilir diyorsunuz. 1. Antrenman. İki arkadaşlar, yoğunluk oluyor, antrenman oluyor, yoğunluk oluyor, sağ şartlar oluyor, hava şartları oluyor. Çok fazla maç trafiğine girdiğin için oluyor. Ama dünyada bütün takımlar bu trafiğe giriyor. Atıyorum Konya, Başakşehir örnek veriyorum bize yakın oldukları için. Bu takımlar da aynı fikstürde oynuyorlar. Bir de bakın Beşiktaş çok iyi gidiyordu. Bu sakatlık şeyine girdiler, hemen bu döngüsüne girdiler. Perişan oldular. Bizim buna bir önce çare bulmamız lazım. Şimdi Vitor Hugo'nun ve Edgar'ın bu maçta oynamayacağını biliyoruz. Hemen kısa bir transfer bilgisi vereceğim. Şimdi stoperlerle alakalı hazırlıksız yakalandık. Bakın net söylüyorum. Bununla görüştüm, konuştum, kişiler de söyledi. Hazırlıksız yakalandık. Biz bu kadar böylesini tahmin etmiyorduk. Bu kadar olacağını tahmin etmiyorduk diyorlar. Evet, bir alternatif düşünüyoruz diyorlar yöneticiler. Ama arkadaşlar Samet, Fatih, işte yerli Abdülkerim Bardakçı, arkadaşlar olmaz. Bir Edgar'ın yerini bu oyuncuyla dolduramazsın. Allah korusun, böyle bir hamle bile bizi perişan eder. Hüseyin Türkmen bu saydıklarımdan iyi arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Hüseyin Türkmen bu saydıklarımdan iyi. Bizim oraya mutlaka Edgar'ın yerini doldurup iyi bir stoper getirmemiz lazım. Dünya markası alabiliyorsan dünya markası bir stoper alman lazım. Bu kadar söylüyorum bakın.
net bilgi veriyorum size. Ha Mert Çetin'in adı geçiyordu işte falan. Biz bunlar alternatif anlamında gelsin, gelecek anlamında, gelecek seneler düşünerek dedik. Şimdi Kaan Ayhan'ın adı geçiyor. Vallahi bana sorarsanız Edgar mı Kaan Ayhan mı ben gene kıyaslamam. Kaan Ayhan gelse evet orayı doldurur mu? Doldurur. Milli takım stoperi evet ama yani kaç para vereceksin, nasıl, hangi şartlarda alacaksın, kiralayabileceğim bilmiyorum. Mert Çetin'i alıp oraya koyalım da Vitor Hugo Mert Çetin olmaz arkadaşlar. Net olmaz diyorum. Hüseyin Türkmen Mert'ten formayı alır. Bu benim düşüncem. Bilmiyorum siz de düşüncenizi söyleyin. Herkesin kendi görüşü tabii ki de. Ben düşüncelerimi sizlere objektif bir şekilde söylüyorum. Öyle bir tuzağa düşmeyelim, öyle bir algıya düşmeyelim. Şimdi arkadaşlar Trabzonspor takımımız Başakşehir'e çok kritik bir maça çıkacaklar. Transferi belki akşam konuşuruz. Transferlerle alakalı da sağ kanat özellikle ciddi anlamda sağ kanat sanki sol kanattan daha çabuk bitecek gibi geliyor. Hemen zaten stoperlerle alakalı da hemen anında hazırlıklar başlandı. Anında çalışmalar başladı. Zaten menajerler de bir yağmura tutmuştur kulübü. Şu an kulüp bayağı bir çalkantılı bir şekilde devam ediyor. Kamera arkası tabii ki de. Kamera önündeki oyuncuların bu işlerle hiçbir alakası yok. Hoca da tamamen maça odaklanmıştır. Ama zaten ilk fırsatta bu işleri konuşup görüşüp izliyorlardır. Sabah akşam efor sarf ediyordur Abdullah Hoca da. Allah yardımcıları olsun. Emre Belözoğlu Başakşehir'e geldi. Destan yazıyor. 8 galibiyet 2 beraberlik aldı. Çok iyi bir Başakşehir takımını izliyoruz. 32 puana geldi. 3. sıraya geldiler. Deplasmanda 10 puan aldılar. Çok kötüler deplasmanda. 32 puanın 10'unu deplasmandalar. Ama bu 10'unu da Emre Belözoğlu geldi aldı. Bu puanlar Emre Belözoğlu çıktığı maçların 3'ünü kazandı deplasmanda. 1'ini berabere kaldı. Ve Başakşehir takımı sistemli bir takım. Dengeli bir takım. Savunma hattı iyi olan bir takım. Orta sahası güçlü. Topu bilen orta saha. Mesela Mahmut ön libero'da oynuyor ki bize de Abdullah Hoca çok istemişti. Mahmut iki yönlü oynayabilen. Hem sert bir ön libero hem de yumuşak toplar atabilen, defansın arkasına atabilen, duran topta gol katkısı yapabilen bir oyuncu. Şimdi Mahmut'un yanında arkadaşlar Berkay oynuyor. Berkay topu çok iyi kullanıyor ve Deniz Türüş'ü oynatmıştı son maçta. Ama Ömer Ali Şahinler sağ tarafta sol tarafta oynatıyordu onu. Soldan sürpriz koşular yapabilen, sağdan sürpriz koşular yapabilen bir oyuncu. Ama Ömer Ali Şahinler de cezalı olduğunu biliyorum. Onun yerine ben Gudbronsen veyahut da Alexis'i orta sahaya çekip Deniz Türüş'ü sola koyacağını düşünüyorum. İleriye de Okoko atacak. Okoko da zaten Roma, Udinese, Parma gibi takımlarda oynamış. 32 yaşında, 1.87 boyunda. Çok güçlü, çok kuvvetli, ağır. Havadan iyi, cepheden gelen topları indiren, oyuncuları servis yapan bir santrofor. Hüseyin Türkmen'in zorlanacağını düşünüyorum. Densville çok iş düşecek. Densville biraz daha size olarak Hüseyin Türkmen'e göre daha iyi. Hüseyin Türkmen daha çabuk. Densville havadan. Ki son oynanan maçta ben Densville'in biraz hava hakimiyetinde sıkıntı gördüm. Timing'inde sıkıntı gördüm. Bir Vitor Hugo'yu ben aradım arkadaşlar. Net söyleyeyim ben Vitor Hugo'yu aradım. Bakalım şimdi Densville Hüseyin Türkmen'e çok iş düşecek. Bu iki oyuncuya destek vermek lazım. Özellikle taraftarlarımızdan lütfen şunu çok ciddi anlamda rica ediyorum. Hüseyin Türkmen'e destek verin. Hata yaparsa destek verin. Uzun süredir oynamıyor. Maç eksiği. Beni en çok korkutan da antrenman eksiği var. Nefes anlamında zorluk yaşayabilir. Özellikle ikinci yarılarda. İnşallah 90 dakikayı tamamlar. Birinci maçta iki maç oynadı. Birinde sakatlandı çıktı. Birisinde ceza kırmızı kart gördü çıktı. Hüseyin Türkmen inşallah 90 dakikayı tamamlar. Arkalarında Ahmet Can gibi de aslan gibi bir kardeşimiz var. O da zaten hamle olarak duruyor. Okoko iyi bir oyuncu. 9 tane gol attı bu sene. Forvet hattında iyi işler yapabilen, karambolde etkili olabilen, ceza sahasında ite kaka bir şeyler yapmaya çalışan bir oyuncu. Çok golcü bir oyuncu mu? Değil. Ama zorlayan, defansı yıpratan, defansla dövüşen bir oyuncu arkadaşlar. Onun için Okoko'ya dikkat etmemiz lazım. Şimdi dediğim gibi benim tahminim ya Gudbronsen'i koyacak ya da arkadaşlar Alexis'i ortaya koyup Alexis biraz daha iki yönlü oynayabilen bir oyuncu o da. Bu şekilde çıkacaktır. Trabzonspor takımımızın muhtemel kadrosu arkadaşlar her hafta değişik bir kadro çıkıyoruz. Her hafta değişiklikler oluyor mecburi ama bu hafta Perez, Tronsen, stoperde Hüseyin Türkmen, Densville, orta sahada arkadaşlar hocanın kararı içerideki maçta ben Siopis veya Berat'tan ziyade Dorukan, Marekamşik, Bakasetas üçlüsüyle çıkmasını daha iyi görüyorum. Bu benim düşüncem. Solda Canini, sağda arkadaşlar Abdülkadir Ömür, ileride de Cornelius. Zaten Cornelius vermiş olduğu mücadele performansıyla beraber bu saatten sonra santrofor transferini de rafa kaldırdık. Çünkü arkasında Canini var. Arkasında gene arkadaşlar Koyta geldi. Koyta da gayet iyi geldi. Koyta'nın durumu İbre'yi değiştirir mi? Değiştirir. İşte arkadaşlar futbol böyle bir şey. Günlük bir asist yaptı, bir maçı kazandık. Hepimiz burada konuşuyoruz. Koyta kalacak. Koyta gitmeyebilir. Koyta kendini gösterdi. Koyta ısındı. Hoca bir teşekkür etti. Koyta'yı kendine getirdi.
Bu futbol günlük. Yarın Koyta iki tane maç sakatlansın, çıksın gitsin. Bu sefer de diyeceğiz Koyta ne yapıyorsun? Buraya yatmaya mı geldin falan filan. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Yunus Mallı yatarak para kazanıyor. Yunus Mallı işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye gazetelerde de çıkıyor bu haberler. Arkadaşlar şimdi Yunus Mallı yatarak para kazanmıyor. Bir kere bizim şöyle bir algımız var. Yunus Mallı oyuncu kadroda mı kadroda, sakat mı değil. Her maça geliyor mu geliyor. Her maç kulübede mi kulübede. Performansı düşük. Oyuncunun Abdullah Avcı'nın sistemine uymuyor. Bunun için de oyuncu oynamadan kazanıyor. Ama Abdullah Avcı Yunus Mallı'yı kullanmak istese Yunus Mallı'yı kullanabilecek. Onun için ya işte yatıyor işte yatarak çuvalla para alıyor gibi düşünceler kapılmayalım. Oyuncu şu an oynamaya hazır. Performansı düşük olur, o olur, bu olur. Devre arası gönderirsin, bay bay olur. Hani onun için ben bu söylemleri de yapmanızı istemiyorum. Yunus Mallık bir durum yok. Kapasite bu. Şu anda Yunus Mallık düşmüş bir durumda. En kötü, kariyerin en kötü zamanını yaşıyor. Belki kariyerinde hiç bu kadar futboldan ayrı kalmamıştır. Sahaya giremiyor, ısınmaya kalkmıyor neredeyse. O da ayrı bir pencere. Onun için size aklıma gelmişken rica etmek istedim. Dediğim gibi detayları verdim. Trabzonspor takımımıza maç sabahı gene video çekebiliriz. Çekemezsek eğer ekstra bir durum olmazsa şimdiden canı gönülden başarılar diliyorum. Çok kritik bir maç. Taraftarımıza çok ihtiyaç var. Desteklemeyi unutmayalım arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. 61 bine çok az kaldı. Çok güzel günler bizi bekliyor. Kanalımız çok güzel ilerliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrardan Allah'a emanet olun.